Arkadaşlar merhaba, ben Deniz Uman. Bir önceki videomuzda sizlere reklam metnimizde kullanmış olduğumuz bütün parçaların tek bir amacı olduğundan bahsetmiştik. O da reklam metnimizin ilk cümlesini okutmak demiştik. Peki reklam metnimizin ilk cümlesinin amacı nedir? İlk cümlesinin amacı da bizi ikinci cümleye mecbur bırakmasıdır arkadaşlar. Yani reklam metnimizin ilk cümlesini öyle bir kurgulamalıyız ki kullanıcıyı okurken yormamalı, çok fazla uzun olmamalı ve okuduktan sonra kullanıcıyı ikinci cümleyi okutmak zorunda olmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla reklamlarınızı bu şekilde akışkan yapmak zorundasınız ve ilk cümleyi gerçekten başarılı bir şekilde kullanmak zorundasınız. Eğer başlığınızda ve ilk cümlenizde bu prensipleri sağlarsanız kullanıcıyı artık reklam metninizin içine çekmiş oluyorsunuz arkadaşlar ve buradan çok büyük bir dönüşüm elde edebilirsiniz. Dediğim gibi tekrar edelim bu zamana kadar yapmış olduğumuz stratejileri. Başlığımızda kullanıcıya merak duygusunu yüklüyoruz ve başlığımızı kısa tutuyoruz. Ve başlığın tek amacı kullanıcıyı birinci cümleye aktarmak oluyor. Aynı şekilde reklamımızın birinci cümlesi de kullanıcının okumakta hiç zorlanmayacağı ve yine merak duygusuyla ikinci cümleyi okutmak zorunda bırakacağı bir içerikte olmalı arkadaşlar. Burada yapılabilecek en büyük hatalar reklam başlığımızın ve giriş cümlelerimizin kullanıcı için hiçbir şey ifade etmeyen, bizim şirket politikalarımızla, şirketimizin büyüklüğüyle ya da alakasız giriş metotlarıyla çarçur edilmesi olacaktır arkadaşlar. Bu yöntemlere girmenizi tavsiye etmem. Burada yapacağımız tek şey kullanıcının çok ama çok düşük olan dikkat kotasını yakalayabilmek ve onu reklam metnimizin içerisine sürükleyebilmek arkadaşlar. Burada kullanıcının algısını manipüle etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 7. stratejimizde de bunu lütfen unutmayın. Sonraki stratejimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.